Muhalefet evet ne yapmalı durumu var ya, o ki Kasım'da bir tane demokrasinin kılıcı daha var. Belki İstanbul için ne diyordu çünkü Kemal Bey? Ya İstanbul kazanmışız, niye verelim diyor. Burası önemli. Bir yandan yeni iller vesaire bunlar konuşuluyor. Muhalefetin icraate yönelmesi, bunları anlatması gerekiyor dedi ya Semih Bey. Ek var mı bir şey ya da bu gerçekten bu yapılabilir mi? Çünkü bir yandan genel seçimde biraz bu yapılmaya çalışıldı aslında. Çünkü muhalefetin daha öncesinde hani bir iktidar olma durumu olmadığı için icraat konusunda örnek verebileceği Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, buralarda bakın neler yapılıyordu sosyal açıdan. Yine yapabiliriz vermeye çalışıyordu ama nasıl yapılacak şimdi? Bir de böyle evet, bir ittifak o kadar olur mu olmaz mı sorunu da var tabii. Çok ciddi bir şekilde bunu bir kampanya haline döndürsün muhalefet, çok İnanılmaz neticeler alır. Çünkü Türkiye'de tabii ki unutabiliyoruz. O kadar çok dertlerimiz var ki günlük böyle yaşamaya başladık. Ve geçmişi hatırlamak bile istemiyoruz. Ve buna sokak tabiriyle kaçmaktan kovalamaya zaman bulamıyoruz derler. Şimdi muhalefet büyükşehir belediyelerinin, elindeki büyükşehir belediyelerinin pandemide başlayarak bugüne kadar nasıl insanlara dokunduğunu, nasıl büyük kitlelerle olması gerektiği şekilde merhamet hislerini de kabartarak insanların dayanışmasını gerçekleştirdiğini hatırlatmalı. Hatırlatmalı. Yani Türkiye ilk defa inançlarımızda, değerlerimizde çok önemli bir yer tutan, alan elle veren elin birbirini görmeyeceği, inancına uygun bir şekilde yardımlaşmayı bu muhalefet belediyeleri sayesinde gördü. Binlerce, yüz binlerce insan bir kardeşinin faturasını sanal ortam üzerinden ödedi. Evet. Sanal, ya muhteşem bir dayanışmaydı bu ya. Muhteşem bir şey ya. Dünyaya örnek olacak. Birçok dünyadaki ülkeler bunları belediyelere, İstanbul, Ankara büyükşehir belediyelerine temsilciler gönderdiler, insanlar gönderdiler. Bu çalışmayı nasıl yaptınız diye. Ama bu aslında Amerika'nın yeniden bir keşfi değildi. Çok basit bir şeydi ama bir buluştu yani. İnternet, sanal alemin üzerinden insanlar birbirlerinin faturalarını ödediler ve yarıştılar. Yarıştılar. Şimdi belediyelerin Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da, bütün muhalefete mensup belediyeler, İstanbul dahil olmak üzere çiftçiye destek, tohuma varıncaya kadar destek oldular. Mazot desteği verdiler. Akaryakıt desteği verdiler. Yani müthiş bir şeydi bunlar. Ama bunları konuşturmuyorlar. Bunları konuşacak zaman da bulamıyorduk. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin, bu Millet İttifakı'nın iki önemli merkezinin de bu konuda çok gerekli politikayı üretmediğini düşünüyorum. Bunları ürettiği zaman çok şeyler olacak. Ankara'da da değerli Semih Bey'e çok güzel hatırlattı yani. İstanbul'da bir takım yerelde, ilçe belediyelerinde bu defa 2019 seçimlerine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önde olduğu belediyeler var. Saydı. 6 tane belediye saydı. Ankara'da var 4 tane daha. Ankara'da var. Ha, bu demek değildir ki iktidar belediyesi de, iktidar partisi de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kaybettiği, dolayısıyla AK Parti'nin öne geçtiği belediyeler var 2019'da. Ama onlar Taşra'daki belediyeler. Evet. Taşra'daki belediyeler. Yani Fındıklı'da, işte şeyde, Turgutlu'da, Alanya'da gibi. Sonra Alanya'da pardon, orada CHP geçti. MHP belediyesiydi. Şimdi bunlar da var. 50 civarında var ama onlar taş ağırlıkta. Daha seçmeni az. İstanbul'la, Ankara'yla büyük şehirler mukayese edilemeyecek kadar farklı seçmen kitleleriydi. Şimdi buralarda netice alabilir muhalefet ama geliyor iş seçilebilecek aday. Dayatmayacaksın. Şimdi bu Sayın Kılıçdaroğlu'nda da biz bunu gördük. Evet, yine kazanacak aday tartışmasının evet, yani başlıyor. Oraya girmek yani girmeyelim tabii eyvah, ki eyvah. Geride kaldı. Biz ama bu bir gerçek. Bunu saklamayalım. Yani muhalefet toplumla bütünleşmiş insanları ortaya çıkardığı müddetçe toplumdan karşılık görecektir. Görecek, toplum buna duyarsız kalmayacaktır. Kalmamaktadır da. Hatta ben biraz daha ileri gideceğim. Değerli arkadaşlarım tabii ki Ocak'tan, siyasetin içinde de bir arkadaşımız ve benim gibi, o da çok tecrübeli bir gazeteci. Siyaseti yıllarca gazeteci olarak takip etti. Sonra içinde oldu. Şimdi ama çok değil yani, ittifaklar da önemli değil bazen. halkın kendiliğinden tabii olarak yaptığı ittifaklar var. Milliyetçi Hareket Partisi büyük şehirlerde, İstanbul örneğinden yola çıkalım ki Sayın İmamoğlu'nun şahsında İstanbul'u konuşuyoruz biraz da. Şimdi İstanbul'da genel seçimlerde %10, 11, 12 civarında oy alır. Yani 9'da 12 arasında oy aldı. Bir seçimde sadece 12,5'a çıktı. Sonrasında yerel seçimlerde ise MHP'nin oyu hep %5'in altına düşüyor. %5 civarında bir oy alıyor. Niye? Seçmenin kendi bir iradesi var. MHP'nin deve dişi gibi adayları olurdu. Allah rahmet eylesin. İstanbul'da Meral Akşener'den... Efendim? Ahmet Bülfikar. Evet, Ahmet Bülfikar, Halip Abarıncı'ya kadar rahmet eylesin dediğim oydu. Yani adayları vardı. Hep toplum tarafından da ilgi gören isimlerdi bunlar. Ama seçmen kendine göre bir irade ortaya koyuyor. Bir ittifak yapıyordu. Hele ki yerelde evet, bunu daha çok yapıyor. Şimdi yani ben aynısının İYİ Parti aday çıkarsın, ittifak yapmasın, aday çıkarsın. Ben İYİ Parti'nin içinde geçerli olacağını düşünüyorum. Yani İYİ Parti'nin nitelikli seçmen kitlesini oluşturan milliyetçi kitle, ben İYİ Parti'nin büyükşehir adayına, ilçe belediye başkanı adayına yoğunlaşacağını düşünmüyorum. Ama alabilecek bir potansiyel oluşabilirse, o potansiyel de ancak ittifak sayesinde oluşabilir. Yani partinin kendi ortaya koyduğu isimler değerli olabilir. Bu geçen seçimde İYİ Parti'nin İstanbul'daki isimleri, yereldeki adayları bence tanınmış insanlardı, iyi insanlardı. Hı hı. Ama kitle kendiliğinden, İYİ Parti kitlesi onunla netice alınamayacağını düşünerek ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına oy verdi. Böyle seçmenin bir basireti var. Seçmenin bir kendine göre bir arifliği var. Seçmen yolunu buluyor seçmen yani. Seçmen kendi yolunu bulur. Yeter ki adayla ilgili seçmen yeri belli seçmenin. Seçmenin sadece partisi belli olmayacak, oy vereceği parti. Orada o parti oy vereceği partiyi de kazanmasını düşündüğü parti olacağı için orada adayla ilgili seçmenin çekinceleri olmasın, seçmenin soru işaretli olmasın. Ben bunun da olmayacağını düşünüyorum. Netice alınabilecektir. Bunu ben İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'dan başlayarak İzmir, Adana, Antalya, Mersin gibi büyük şehirlerde ortaya koyduğu politikalarla, hizmet anlayışıyla bunları bütünleştirerek en azından özgür medya üzerinden toplumla sürekli bir şekilde paylaşması gerektiğini düşünüyorum. Bak, seçimden çıktık. AK Parti'nin, iktidar partisinin seçim öncesi söyledikleri bir hafta içinde tam tersi yapılıyor. Ama ne Cumhuriyet Halk Partisi ne İYİ Parti bunun peşine düşebilecek güce, kuvvete sahip değil. Yani ortada bu politikaları eleştirebilecek noktada değil. Muhalefet kendi işine döndü biraz. Demin ne dedim ben? Evet. Sandıkla kavga edilmez. Bir destek verilmelidir. Bir zaman tanınmalıdır iktidara. Ama iktidar dün söylediğine bugün yanlış yapıyor. İşte ekonomik uygulamalarda yanlış yapıyor. Siyasi uygulamalarda yanlış yapıyor. Şimdi bunları muhalefet söylemesi lazım. Muhalefet bir hafta içinde bu kadar makas değiştiren, ya nas nas diye bağıran bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın şimdi ben hala durduğum yerdeyim ama onlara da fırsat veriyorum. Kabullendik. Yok ya hoş geldin. Yani şimdi bu anlayışa gelen Sayın Cumhurbaşkanı'na muhalefet bir şey söylemeyecek de topluma karşı görevini yerine getirmeyecek de ne zaman yapacak? Bunu yapması lazım. Yani o süreçteki faturayı kim ödeyecek bir de? Evet, yani tabii bir şey değişti, onu söylemek lazım. Dövizdeki makas açılıyor. Evet. Müthiş bir şekilde sokak yanıyor. Allah'tan yaza giriyoruz tabii ki. İklim olarak enerjide bir takım faturalar düşecek. İnsanlar onun feryadını yüksek sesli bir şekilde ifade etmeyecekler, feryat etmeyecekler ama başka şeyler geliyor. Okul fiyatları giriyor, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili toplumun beklentilerinden vazgeçtik. Toplumun mevcut hizmet anlayışı, aldığı hizmette bile müthiş şekilde aksamalar dikkatimizi çekiyor. Şimdi burada muhalefetin anlatması lazım. Muhalefet ise ben mesela İYİ Parti'nin kendi kongre sürecini yani bir heyecan yapması gerektiğini düşünürken hiç beklentilerin dışında İYİ Parti yani şu kongre günü gelse de bu işi yapsak da kurtulsak havasında. Yani seçim öncesi her gün neredeyse her grupta partiye yıldızlardan mürekkep katılımlar oluşturan İYİ Parti şimdi içinden çok ciddi insanları kaybediyor. Bunları önlemesi lazım. Bunları önleyemiyorsa yani sen kendine siyaset yapıyorsun demektir. Cumhuriyet Halk Partisi Bu ülkede demokratik bilinci en yüksek olan parti. Her şeye rağmen Türkiye'de katılımcı anlayışı içerisinde sokağa kulak vermeye çalışan bir parti. Şimdi gene evvela bir yalpaladı ama gene Sayın Genel Başkan'ın şahsında bugün yeni kararlar alıyor. İşte danışmanların görevine son veriliyor falan. Biraz daha insanların baskıdan kurtularak orada özgürce taleplerin dile getirilmesinin önünü açıyor kanaatindeyim. Peki. Ama bunu açarken işte başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere onlarla ilgili böyle dikkatimi de çekiyor. Kapalı kapılar ardında istifam oluşturabilecek bir dedikodu mekanizmasına da yol vermemeliler. İstanbul Belediye Başkanı dediğim gibi Millet İttifakı'nı çok ciddi bir şekilde bu olacak dedirtilen onun liderlerini 2 gece 2 akşam peş peşe Saraçhane'de kitleleri buluşturarak kürsüye çıkarak onların içindeki bazı liderlere burun büken sırtını dönmeye çalışan insanları bile alkışlatarak onlarla barıştıran bir insan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Dolayısıyla bunlar birbirlerini tamamlayarak Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, hatta burada tabii ki önemli üçüncü bir faktör var. Örgütlerle beraber bu mücadelenin içerisinde yerini aldı. Canan Kaftancı. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş dinamiklerinde barışık olarak, gerçekten barışık olarak tiyatro oynamadan kitlenin karşısına çıkabilerek yol haritasını belirleyecek isimlerdir. Hiçbirinin diğerini feda etmesine, diğerini yok etmeye çalışmasına gerek yok. Peki, ama iyi bir yere getirdiniz. İYİ Parti de, biraz da ona girebiliriz. İYİ Parti de, yani bu partiyi biz kurduk havasından kurtulsunlar bu İYİ Parti'nin bazı yönü. Bu İYİ Parti'yi hiç kimse kurmadı. Burada Nazif Okumuş olarak iddialı söylüyorum. İYİ Parti'yi kuran irade Milliyetçi Hareket Partisi'nin o dönemdeki politikalarından rahatsız olan yaklaşık 700 küsür delege ile o dönemki milliyetçi hassasiyet taşıyan, Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapan insanların ortaya koyduğu iradedir. O iradeyi bazı insanlar temsil etmişlerdir tabii ki. Burada Sayın Meral Akşener'den bugün partide hala devam eden birkaç arkadaşı da söz konusudur. Ama çok önemli, o partinin tabii ki göz ardı etmeyeceğimiz MHP'de olmayan kurucuları da vardır. Onlar emek vermişlerdir. Ama asıl kurucuları bu kadar kalabalık bir kitlenin şahsında millettir yani. Neticede millettir. Onun için biz bu partiyi kurduk, biz yönetiriz. Öyle bir şey yok. Bu parti milletin partisidir. Bu milletin ortaya koyduğu bu partide bu heyecanı devam ettirmeliler. Aman laf olsun, dostlar alışverişte görsün bir kongresi yapıp da ondan sonra yolumuza devam ederiz diyorlarsa bence kendilerini kandırırlar. Bu yerel seçim gelecektir ve yerel seçimde hayal kırıklığı yaşayabilirler. Öyleyse hiç kimseye sırtını dönmeden, hiç kimseye işte giderse gitsin dedi demeden onlarla beraber siyaset yapabilmenin gayreti içerisinde olun. Kapılarını kapatmasınlar. Ben duyuyorum. Kapıları kapatıyorlar. İşte herkes birbirine top atıyor. Makam bulan nasıl olsa biz bu makamı bulduk. Biz burada yolumuza devam ederiz. Bizim için sıfat önemlidir, makam önemlidir deyip de geçerse İYİ Parti'ye oy veren hem de büyük risk almış. Meydanlarda iktidardan, iktidara destek olan kolluk kuvvetlerinden büyük darbeler yemiş o kitlenin fiili olarak cezasını da görür ama o fiili davranışı göstermeseler bile emin olun ki yüreklerindeki yangınla, kalplerindeki duayla onları gene cezalandırırlar. Bilmiş olsun.